müthiş bir kutu geldi. Ofisten tam çıkacaktım ama yok dedim, bunu kutudan çıkarmadan bugünü kapatamayız. Herkes yorgun olduğu halde böyle uçuşa hazır halkaları falan gibi şeyler var. Yani çok acayip, manyak şeyler var. Burada da var. Bunu kaldırıyorum arkadaşlar. Buhar çıktığını hayalledim. Ya da bilmiyorum artık, posta ekleyebilir miyiz diye oradan geliyor. Dumanları siz hayalledin arkadaşlar. Ve ROG Maximus Z890 Hero anakart karşınızda. Kesinlikle yeni işlemciler için bir anakart gelmiş. ROG Ryujin 360 kaçmış? 3 ve Extreme sıvı soğutmamız var. Bu da burada. Kutunun içinde başka neler var? Başka bir şey var mı arkadaşlar? Nasıl giriyorsun sen ya? Güzel. Oo, RAM'ler var. G-Skill Trident Z5 CK DDR5 Judim with Clock Driver. Bakalım, bu ayrı bir kutu açılışı gibi duruyor. Burada ROG RG07 var. Arkasında şöyle neler var? Bunlar var. Şöyle göstereyim hemen. Kablo toplayıcılar var. Performance Thermal Paste Kit. Performance Thermal Macun da geldi arkadaşlar. Kutunun içerisinde işlemci var mı diye aranan insan. Çünkü biliyorsunuz bir yerde birileri bunları hazırlıyor. Şuraya da bir şey koymuşlar. Unleash the Beast Within. VIP kart koymuşlar arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Bunu da neredeyse unutacaktık. Böyle estetik detaylar var. Şimdi bir RAM'leri kutudan çıkartalım. Sonra anakarta bakalım. Şu G-Skill RAM'leri merak ettim. Bir an yeni RAM standardı mı diye bir ortalık ofiste böyle bir heyecanlı, telaşlı bir hale büründü. G-Skill'in böyle kartı var. Kasanın üzerine yapıştırabileceğimiz etiketi var. Bir gözlük temizleme menüsü var. Bu üstünü silmek için. Bildiğimiz normal RAM ama 8000 MHz olması lazım bunların sanırım. Bakayım şurada. Takınca göreceğiz zaten. Üzerinde de jelatinleri var. Çok güzel görünüyorlar. Bunlar parlak siyah. Şöyle jelatini de soyalım arkadaşlar. RAM'lerimiz burada. Gördüğünüz üzere. Pırıl pırıl yeni bir kit RAM. Bakalım testlerde nasıl performans verecekler. Burada da termal macunumuz var. Hop. Özellikle yüksek performans bir termal macun. Kutusundan da bu tarz güzel şeyler çıkıyor. Yine bir ton aksesuar var arkadaşlar. Şöyle cleaning wipe silmek için tekrar termal macun sürdüğünüz zaman. Burada da termal macun kullanma kılavuzu var. Hayatında ilk kez görenler için bir termal macun kullanma kılavuzu. Yine Teknopat'ta arkadaşlar. Kuyruğun şöyle silin ve sürün. ROG Ryujin 3360A RGB Extreme soğutucuyu kutusundan bir çıkartalım arkadaşlar. Sistemi toplarken zaten takacağız. Şöyle kutu, daha çok kutu. Bunlar neymiş? Bunlar muhtemelen fanlarımız olacak. Şurada da soğutucumuzu görebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar, blok bu. Şu alt kısımda da görebiliyorsunuz. Termal pet sürülü olarak da geliyor. Termal macun sürülü olarak geliyor. Termal pet nasıl sürülü gelecek? Şurada da çipini kontrolcüsünü görebilirsiniz. Bu şuradan temas ediyor. O şekilde pırıl pırıl parlıyor. Burada da DRM'leri soğutmak için fanı görebiliyorsunuz. Radyatör kısmını da şöyle bir göstereyim. Çok üst seviye soğutucu. Yani arkadaşlar şu yapraklar zarar görmesin diye buraya bile koruma koymuşlar. Yanında üstünde detaylar çok güzel. Altta da koruması var. Görüyorsunuz çok iyi paketlenmiş bir soğutma. Ama bunu test ederken artık kuracağız, kullanacağız. Şurada da bunun vidaları, kitleri bol bol poşetlenmiş şekilde bizi bekliyor. Yine kullanma kılavuzu da burada. Burada da fanları görüyoruz. Fanlar da tek tek paketlenmiş. Bayağı ağır fanlar çıktı içerisinden. Şöyle fan modeline bakalım. ROG MF12SA RGB Extreme fanlar var. Üzerinde değerlerini görüyoruz. Şurada birbirine temas noktasını görüyorsunuz. Bunları daisy chain ediyorsunuz bu şekilde. Temas noktasıyla bağlantı kuruyor. Yeni nesil fanlar artık böyle. Şuralarında kauçuklar var. Yaprak tasarımları özel. Republic of Gamers logosu. Ve bunun da üzerinde şu şekilde soyabileceğiniz jelatinleri var. Ben soymayı beceremedim. Oh, şurada tutma yerini de yapmış adamlar. Alışmamışız ki tutma yeri olan jelatine. Çok güzel görünen fanları da var. Bayağı da ağır arkadaşlar, onu da söyleyeyim.
Hatta adamlar o kadar özen göstermiş ki şurada bile Republic of Gamers gözü koymuşlar. Sıra geldi ROG Maximus Z890 Hero Gaming Motherboard'a Advanced AI PC Ready, Intel Core Ultra, Intel Chipset Z890, Thunderbolt. Bu neydi? Bu da mı Thunderbolt'u USB'di? Hatırlamadığım bir logo, DDR5, LGA1851 ve PCI Express 5, Wi-Fi 7, Dolby Atmos logolarını burada görebiliyoruz arkadaşlar. Arka kısımda da bayağı bir şey var. Arka kısımda da anakartın genel tasarımı ve en öne çıkan özelliklerini burada gösteriyorlar bizlere. Şurada arka taraftaki portların dizilimi bile var. Şimdi anakartımızı bir kutudan çıkartalım. Çok ağır olduğunu söylemem lazım. Bu açar açmaz karşımıza bayağı bir içinde rehberleriyle birlikte geliyor. Hem iki Q-Release, Q-Slide, Q-Latch, Q-Release Slim farklı mekanizmalar. Nasıl kullanırsınız? SSD takarsınız. Bunları anlatıyorlar. Anakartımızın kendisi geliyor. Bu artık bizim test anakartımız olacak arkadaşlar. Of, çok ağır. Arka kısmını gösterince niye ağır olduğunu anlayacaksınız. Masif bir anakart. Arka tarafta işlemci çevresindeki kısmı görebiliyoruz. Soğutmalarını bayağı sağlam ağır yapmışlar arkadaşlar. Ekran kartını takacağımız yolun haricinde jelatinli sıfır geldi. Artık bunda sistem toplarken detaylarına bakacağız ama 4 RAM yuvası yeni soket burada görebiliyoruz. Şöyle koyayım hatta. Şu işlemcinin kapağını soketin düğmesinde ilk defa açalım. Şu şekilde. Şöyle bir göstereyim size. Yeni soket bu arkadaşlar. Jelatinlerini de şöyle soyalım arkadaşlar. Hop. Maximus yazısını görüyorsunuz. Şurada ne var? Hop. Şurada arkadaşlar şöyle çektiğiniz zaman SSD'yi yuvadan çıkarttığınız, şunları tabii M2'leri takmadan önce çıkartmanız gerekiyor. Termal pedleri görebiliyoruz. Şöyle güzel bir parça yapmışlar ya. Acayip olmuş. Şöyle koyup sıkıştırmalı. Şimdi ben de ilk defa takıp çıkartıyorum. Ha? Vay arkadaş ya. Şuna bakın. Güzel olmuş, ben beğendim. Şuradaki yuvalara bir bakalım. Bu kutu açılışlarında diyorsunuz ki bir işlemciyi taksaydın, BIOS görseydin. İşlemci şu an gelmemiş bana arkadaşlar daha. Yani kutunun içerisinden çıkmadı. İşlemci gelince ona bakabileceğiz. Bazen de bunların yayın yasağı oluyor. Tarihleri farklı oluyor. Diyorlar ki işte biz bunu Eylül'ün şu tarihinde tanıtacağız. Ekim'in bu tarihinde tanıtacağız. Ondan önce bak videoyu yayınlama ama gönderelim çek. Biz de öyle yapıyoruz. NDA dediğimiz olay bu. Altında yine termal pedleri görüyorsunuz. 5 tane M2. Şurada M2 yuvalarını görüyorsunuz. SSD'ye doyurmuşlar. Z890 Hero yazısını ve bazı yongaları görüyoruz. Bunların detayına baktıktan sonra sizlerle de paylaşacağız. Burada da PCH'ın üzerindeki soğutmayı görüyoruz. Muhtemelen, tahminen söylüyorum. Daha anakartın şemasına falan hiçbir şeyine çalışmadım arkadaşlar. Q-Latch dedikleri aç, kapat, sıkıştır mekanizması da burada yer alıyor. Ama bu kadar M2'yi bu şekilde takabilmek çok güzel. Burada tanıdık bir yüz, Supreme FX, Osun ses yongası, üzerinde soğutması. Burada da arka portları görüyoruz arkadaşlar. Portlarıyla bitirelim dedim çünkü bağlantılar çok önemli. Bu içine toz kaçırmayı başarmışım bile. Şurada özellikle USB ve Thunderbolt portlarını görüyoruz. Birinci Thunderbolt, ikinci Thunderbolt, 10 Gbit USB, optik ses çıkışı, Wi-Fi 7 için şurada anten çıkış bağlantılarını görebiliyoruz. 2.5 Gigabit ve 5 Gigabit Ethernet de var. Burada artık 5 Gigabit Ethernet sunmaları da bence güzel olmuş. BIOS, özellikle Clear BIOS, bunlar da hayatı çok kolaylaştırıyor. Hem overclock hem güncellemelerde, BIOS güncellemelerinde. Yani çok güvenilir, çok sağlam anakartlar yapıyoruz. Yeni test sistemi olarak yeni işlemcileri bu anakartla test edeceğiz. Buradaki soğutmaları kullanacağız arkadaşlar. Artık işlemcilerin elimize ulaşması kalıyor. Bu videoyu en kısa zamanda yayınlamak dileğiyle yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle sorularınız varsa anakartla ilgili yorumlarınız ya da buradaki parçalarla ilgili yine aşağıda yapabilirsiniz. Yeni videolar için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.